14. yüzyılın başlarından kalan çarpıcı Röntgen Pieta heykeline bakıyoruz. Bu Orta Çağ sonlarındaki geç gotik döneme ait. Orta Çağ sonlarında ortaya çıkan ruhaniliğin bir nevi mistisizmin harika bir örneğini görüyoruz. Burada tüyler ürpertici bir şekilde yansıtılmış. Çok duygu yüklü bir heykel. Meryem'i kucağında ölü oğlunu taşırken görüyoruz. Çok belirgin, korkunç ve şiddetli bir şekilde ölmüş. Ellerinde ve ayaklarında açık yaraları var. Bu açık yaralardan akan kanı sadece damlamakla kalmıyor, sanki vücudundan püskürüyormuş gibi görünüyor ve heykele üç boyutlu bir hava katıyor. Dikenli tacın keskinliği bile hem bize doğru uzanan hem de İsa'nın kafasının içine giren dikenler olduğu hissini veriyor. Yüzünden akan kanları görüyoruz. Bu heykele Pieta diyoruz. İsa'nın çilesi anlatısının ağıt kısmını gösteriyor. Yani Meryem oğlunun ölümünün matemini tutuyor. İtalyan sanatını incelerken bu dönem söz konusuysa genellikle Giotto'nun Ağıt isimli eserinden bahsedilir. Ama bu heykelin etrafında başka figürler yok. Sadece Meryem ve İsa ile yüz yüze geliyoruz. Yani hikayeyi anlatan unsur, öykü unsuru azaltılmış oluyor. Sanatçı bizim sadece Meryemle ölmüş oğlu arasındaki ilişkiye odaklanmamızı istiyor. Bence burada Meryem'in tepkisi çok ilginç. Meryem'e baktığımızda kaşlarını çattığını, kızgınlığını ve şaşkınlığını görüyoruz. Normalde geç gotik dönemde yapılan Meryem tasvirlerinde Meryem cennetin kraliçesi olarak gösterilir. Kutsal veya kısmen kutsal bir figürdür ve İsa'nın ölümünün geçici olduğuna dair bir ön sahiptir. Ama Meryem'in buradaki yüz ifadesine bakınca bu ön sahip olmadığını düşünüyoruz. Daha çok dünya nasıl böyle kötü oldu da Tanrı'nın yarattığı bir beden çarmıha gerildi gibi bir his hakim. Burada bahsettiğimiz şey Meryem'in insaniliğini vurguluyor. Daha önceki ortaçağ tasvirlerinde bunlar daha uzak ve ilahi figürler olarak gösteriliyorlar. Bu heykel ortaçağın sonlarına doğru değişen fikirlerin bir yansıması. Bunu belki de Asis ile Aziz Francis ve diğer birkaç ortaçağ Azizi ile bağdaştırabiliriz. Onlar mistisizmle dinlerini içlerinde hissetmekle ilgilenmişlerdi. Bu yüzden vakitlerinin çoğunu çarmağa geriliş ve çile öyküleri üzerine düşünerek geçirirlerdi. Böylece dini inançlarını derinleştirmek amacıyla daha çok duygusal bağlar kurarlardı. Bu heykel ve benzeri diğer piyatalar bu mistik görüşün doğal bir sonucuydu. Bu görüş Tanrı ile daha duygusal bir düzeyde iletişim kurulabileceğini ileri sürüyordu. Öykü unsurlarını aradan çıkarınca bu sert görselle baş başa kalıyoruz. Duygulara yoğunlaşıyoruz. Bu heykeli yine aynı dönemde Giotto tarafından yapılmış olan Tahtta Oturan Meryem ve Çocuk İsa isimli tabloyla kıyaslamak ilginç olabilir. Bu tabloda Meryem cennetin kraliçesi olarak resmedilmiş. İnsani duygulara sahip değil bunun çok üzerinde. Burada 1300'lü yıllarda daha çok bizim gibi olan ruhani figürlere olan ilginin arttığını görüyoruz. Böylece onlarla empati kurabiliyoruz. Hala boya izlerini görebiliyoruz. Kanın kırmızısını, kumaştaki yeşil boya'yı görüyoruz. Ama bu renklerin çok daha canlı olduğu vakitleri hayal etmek durumundayız. Meryem'in başında hasar olduğunu da görüyoruz. Bunlar solucan delikleri çünkü bu ahşaptan bir heykel. Ortaçağ'dan kalan çok sayıda ahşap heykel bulunmuyor. Bu yüzden bu heykel çok özel bir örnek. Çünkü üzerindeki boya hala duruyor. Boya bu heykeli canlı kılıyor. Görselin canlı olduğu hissi, Orta Çağ'ın sonlarında mistik bir görüntü yaratması açısından önem taşıyordu. Dini heykeller o anı izleyicinin zihninde canlandırmak için yapılıyordu. Dikenli taçtan İsa'nın yüzüne akan tüm bu kan, izleyicinin hislerini yoğunlaştırma amacını taşıyordu. Sanki heykelin önünde dururken zamanda geriye gitmişiz de onun duygularını anlıyormuşuz gibi. Bu heykeli bir sunakta hayal ediyoruz. Etrafını sunaktaki diğer boyalı eserler çevreliyor. Diğer boyanmış heykellerle belki de tavandaki veya kilisenin duvarlarındaki fresklerle çevrelenmiş. Rahipler güzel ayin elbiselerini giymişler. Bu heykeli görsel açıdan zengin bir kilise atmosferinde hayal etmeliyiz. Aynı zamanda kilisenin seslerini de zihnimizde canlandırmalıyız. Dualar okunuyor, ayin müziği söyleniyor. Tüm bu atmosferi hayal ettiğimizde bu görsel deneyimi de daha kolay yaşayabiliyoruz. Bu heykeli bulunduğu orijinal yer açısından ele alırsak Alman rahibe manastırlarında bunlardan çok sayıda bulunuyordu. İzleyicinin deneyimleyeceği ve heykele bakarken üzerinde vakit harcayacağı duygusal yolculuğu şu şekilde tahmin ediyoruz. En başta bir şok ve dehşet duygusu hissediliyor. Bunu empati hisleri takip ediyor. Acı çeken bir kişinin acısını paylaşıyoruz.